Bugün 100'e yakın hapishanede İmralı'daki tecritin sonlandırılması talebiyle süresiz dönüşümlü grevleri devam ediyor. Bir yandan da aynı zamanda yeni tip hapishanelere karşı, SRY tip hapishanelere karşı 3 kişi süresiz açlık grevinde, bir kişi de ölüm orucunda. Bugün aslında bu açlık grevleriyle ilgili olarak açlık grevlerinin taleplerine kulak verilmek yerine açlık grevleri yaptıkları için tutsakları disiplin cezası kesildiğini görüyoruz. İnfaz kanununda buna ilişkin bir düzenleme var. Bunun hak temelli bir düzenleme olduğunu söylemek mümkün değil. Açlık grevi hukuksal niteliği itibariyle bir pasif direnme yöntemidir. Dolayısıyla hukuksal anlamda bir cezanın kesilmesi mümkün değil. Bir hak temelli pasif direniş yöntemine ancak bugün bu şekilde disiplin cezaları verildiğini görüyoruz. Tutsakların talebi tecritin sonlandırılması, İmralı'daki tecritin sonlandırılması. Bugün aslında başta tecritin ne olduğu üzerine konuşmak gerekir. Son 25 yıldır tecritin insanlık onuruna aykırı olduğu, işkence olduğu yüzlerce yolla ifade edilmiştir. Tecrit hem psikolojik hem fiziksel sistematik bir işkence türüdür. İnsan toplumsal bir varlıktır. İzole edildiğinde, yalnızlaştırıldığında bu insanlık onuruna aykırı bir nitelik taşır ve işkence anlamına gelir. Dolayısıyla bugün bizlerin yani tüm hukukçuların tecritin karşısında durması gerekir. Bugün iktidarın hukuku istediği zaman istediği gibi kullandığını görüyoruz. İstediği zaman hukuk kurallarını uyguluyor, istediği zaman da uygulamıyor. Ve aslında iktidarın hukuku en az uygulamaya ihtiyaç duyduğu yerlerde hapishaneler. Bugün İmralı'da aslında hiçbir hukuk kuralının uygulanmadığını görüyoruz. Bunca yıla varan avukat görüş yasağının, bunca yıla varan aile görüş yasağının bir hukuksal karşılığı olduğunu söylemek mümkün değil. Nitekim birçok hak gaspı barındırıyor olmasına rağmen bugünkü infaz düzenlemesi dahi vasilik görüşünün yasaklanmasına izin vermiyor. Ancak hukukun işletilmediğini, güncel mevzuatın dahi İmralı söz konusu olduğunda uygulanmadığını görüyoruz. Dediğim gibi tecrit bir işkence modelidir ve bu haliyle bu kadar yıla varan güvenlik gerekçe gösterilerek uygulanan tecrit hukuka aykırı olduğu gibi aynı zamanda da bir işkence haline gelmektedir. Son yıllara kadar İmralı ve F tipleriyle gündemde olan tecrit aynı zamanda YGC ve Y tipleriyle bugün gündemimizde. YGC ve Y tipi hapishaneler tecrit modeli hapishaneler. Burada tutsakların sadece 1 saat havalandırmaya çıkarıldıklarını, hücrelerin güneş almadığını anlatımlardan duyuyoruz, öğreniyoruz. Tecrit bir işkence yolu olmasıyla birlikte aynı zamanda bir imha etme politikasıdır, bir teslim alma politikasıdır ve dünyanın her yerinde de böyle uygulandığını görüyoruz. Bugün infaz kanunundaki tüm düzenlemeler, tüm lehe düzenlemeler onlarca yıllık mücadeleler sonucu elde edilmiş düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu düzenlemeler için mücadele etmek bugün tüm demokratik kitle örgütlerine düşen, bizlere düşen görevdir ve bu haklar için mücadele edilmesi gerekir. Bugün bütün hapishanelerde bir tecrit politikası uygulandığını görüyoruz, yaygınlaşan bir biçimde. Bu da nasıl oluyor? Keyfi yasaklamalarla bir yandan gerçekleştirirken bir yandan da hapishanelerin mimarisinin buna olanaklı yapıldığını görüyoruz. Yani özellikle 2016 yılından sonra yapımına başlanan YGC ve Y tip hapishanelerde tekli tecrit modeline dayandırıldığını, olabildiğince insanlardan izole edilmeye çalışılan bir hapishane modeli yapıldığını, mimarisinin böyle tasarlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün tecrit tüm hapishanelere yayılmış, hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir sorun. 100'e yakın hapishanede şu anda bir yandan süresiz dönüşümlü açlık grevleri devam ediyor. Bu açlık grevlerine ilişkin olarak tutsakların ihtiyaçlarının karşılanmadığını, vitaminlerinde
eksiklikler olduğunu, tutsaklar açlık grevine ara verdiğinde tedavilerinin engellendiğini duyuyoruz birçok hapishanede. Bir yandan da şu anda Sincan YGC1'de Hüseyin Karaoğlan süresiz açlık grevinde, YGC2'de Baki Can Işık ve Sezgin Zengin açlık grevindeler. Bir yandan da Dumlu Hapishanesi'nde Nurettin Kaya ölüm orucunda. YGC ve Y tipi hapishanelerin kapatılması ve tecritin sonlandırılması talepleriyle. Dediğim gibi bu taleplere kulak verilmek yerine, yani tutsakların bu taleplerine kulak vermek ve gerçekleştirmek için çaba harcanmak yerine tutsaklara disiplin cezaları kesildiğini görüyoruz bugün. Tecrit aslında başlı başına bir yalnızlaştırma ve imha etme politikasıdır. Dünyanın her yerinde de böyle uygulandığını görüyoruz. Yani teslim almaya çalışma politikası aslında tecrit. Dünyanın her yerinde de Türkiye'de de böyle uygulandığını görüyoruz ve aslında hapishanelerden bu tecritin başlatılması, hapishanelerdeki insanların bu şekilde yalnızlaştırılması, tabii ki halkın da yalnızlaştırılması, tecrit edilmesi anlamına geliyor. Çağdaş Hukukçular Derneği her zaman tecrite karşı mücadele etmiş, tecritin karşısında durmuş bir dernektir. Bizler aslında az önce de tarif ederken söyledim. Tecrit bir işkencedir ve bir işkence söz konusu olduğunda tüm hukukçuların karşısında durması gerekir. Dolayısıyla hem tüm hapishanelerdeki tecritin hem de İmralı'daki tecritin bir an önce sona erdirilmesi gerekir. Daha önce birçok kurumla birlikte aynı zamanda CPT'ye raporun açıklaması gerektiğine ilişkin başvuru yaptık. Bir an önce CPT'nin de raporun açıklaması gerekir. Ve dediğim gibi tecritin bir an önce sonlandırılması gerekir. Tüm hukukçuların daha önce kazanılmış haklara, mücadeleler sonucu kazanılmış haklara sahip çıkması ve bu işkencenin karşısında durması gerekir.